Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an CSS ikon konusundayız. İkonlar bizim sayfamızı güzelleştiren küçük resimler. Bunların bizim sayfalarımıza, dosyamıza eklenmesinin birden farklı yolları var. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle en çok duyduğunuz font awesome. Bu aslında en çok duyacağınız olduğu için önemli. Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar font awesome diye bir site var. Onu göstereyim hemen. Font awesome geliyor. Gördüğünüz gibi siteye giriyorsunuz. Bir takım ücretleri var sanırım. Uzun süredir girmemiştim. Böyle şeyler var. Gördüğünüz gibi örnek ikonlar var. Mesela buraya ne diyelim? Kar diyelim. Tamam mı? Kar diyoruz. Ne diyor? Aa, pardon. E-mail adresiymiş. Ben arama yeri diye şey yaptım. Düşündüm. Şuradan arıyoruz. Twitter yazmışım bir yere, o çıktı. Twitter, gördüğünüz gibi Twitter ikonları var. Bu ikonları sayfada kullanmak için tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir E-Class sınıfı var burada. E-Class sınıfını unutmayın. Bu bir. İkincisi Start Using This Icon diyoruz. Buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi bizim için bir şey çıkardı. Bir sınıf çıkardı. Bunu kullanabilirsiniz diyor. Ve hani burada tam belirgin etmedi. Çünkü font awesome'ı bilgisayarımıza kurmamız istiyor. Zaten ama hazır burada var. Bu gördüğümüz linki eğer HTML sayfamıza eklersek şey kısmına, o yine head etiketleri arasına, gördüğünüz gibi head etiketleri arasına eklemiş ve şuradaki sayfayı, şurada gösterdiği bunu direkt otomatik olarak yazınca Twitter sembolü çıkıyor. Yani şurada da görürsünüz, o linki yazmış. Bu aynı buraya gelmiş, kopyalamış. Link sabit arkadaşlar. Sonra eklemek istediği şeyleri etiket arasında class'la, işte cloud. Bunlar bu şekilde oluyor. Zaten Twitter'da gördünüz. Twitter tarzında böyle bu tarz yazılım metoduna sahip. Bunları staylandırabiliyorsunuz, renklerini falan filan değiştirebiliyorsunuz, boyutlarını değiştirebiliyorsunuz, bu şekilde yapabiliyorsunuz. Veya şu şekilde de yapabilirsiniz. Ben daha çok bunu tercih ediyordum. Burada mesela ikonlardan bir örnek vermek için bu siteye girmiştim. Sport Partner diye site var. Gördüğünüz gibi şurada hemen göstereceğim. Mesela burada Facebook ikonu var. Gördüğünüz gibi Facebook ikonuna zaten link vermişler ve direkt kendi sayfalarına gidiyor. Zaten bir sürü sitede ikon görüyorsunuzdur. Bunun ne anlama geldiğini anlıyorsunuz. Burada da ikonlar var. Yürüyen adam, bisiklet ve dans müziği, dans şeyleri var. Ben şu zamana kadar kullandığım her şeyde şu metodu izledim. ikon8.com var arkadaşlar. ikon8.com'a giriyorsunuz. Bunlar tamamen free, yani font awesome gibi paralı falan filan değil aslında. Kısmen paralı font awesome. Oraya geliyorsunuz, mesela Twitter yazıyorsunuz, yine arama yerine ara diyorsunuz. Şurada stiller var. Yani iOS için istiyorsunuz. iOS, mesela iOS için istiyorum. iOS'taki Twitter sembollerini. Mesela burada Twitter sembolleri var. Collection diyorum. Burada rengini, şeyini falan hep ben ayarlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada istediğim zaman ben ayarlarım. İşte renklendiririm, sarı ol derim, herhangi bir şey yapabilirim. Ondan sonra padding eklerim, yani gördüğünüz gibi küçültürüm, büyütürüm. Background eklerim, böyle gördüğünüz gibi sarı şey, hangi rengi istersem. Sonra download dediğimizde de şeyini seçerim, pikselini seçerim, hangi pikselde olmasını, sonra download ederim. Download edince ne oluyor? Mesela şu sarı şeklinde download ediyoruz. Download for free diyorum. Benim için download etti. Bunu şöyle show in folder diyelim. Download'a geçelim. Ben bunu CTRL X diyorum arkadaşlar. Dosyama geçeceğim şimdi. Neredeydi? Basic CSS dersleri. Image kısmına bunu ekliyorum. Sonra geliyorum buraya. Image kısmında görüyorum ikon 8'e. Yine aynı şekilde HTML'de hatırlarsanız image şeklinde image etiketimiz vardı. Image etiketine geliyorum. SRC kısmına geliyorum, şöyle nokta slash image klasörüne geliyorum. Image klasöründen Twitter'ı buluyorum ve
Ekliyorum arkadaşlar. Şu an mesela yeni sekmeli açarsak teknik bir aksaklıktan sonra devam ediyoruz. Eğer canlı server'da bu şekilde açarsak arkadaşlar sayfamızda bu şekilde görüyoruz. İkon gördüğünüz gibi Twitter sitesinin Twitter ikonunu böyle renklendirebilir, stillendirebiliriz. Yani ayrı bir CSS dosyasında yapmaya gerek yok. Bunun iki kullanılmış, çok kullanılan sitesinden bahsettim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle eğer kapatırsam. Bir de şu an sitelerde dikkatinizi çeken gördüğünüz gibi başlıklarda da ne var? Bir ikon var yani görüyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Başlıklarda ikon eklemek için ayrı bir linke ihtiyacımız var arkadaşlar. Onu da şöyle mesela kısa bir Google aramasıyla bulabiliyoruz. Aklımızda tutmasına gerek yok. HTML, favicon, ekleme dersek kısaca buna giriyorum. İlk sayfada bahsettiğim link şu. Kopyala diyorum arkadaşlar. Buradan kolaylıkla bulabilirsiniz. Linki kolay alıyorum. Yine her zaman link olduğu için eklememiz gereken yer burası. Ekliyorum. Gördüğünüz gibi iki şeyden bahsediyor. Rel kısmı ikon. href yine yönlendirme. Href bizim çok kullandığımız bir şeydi zaten biliyorsunuz. Sadece href kısmını değiştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi image klasöründeki Twitter ikonuna alıyorum arkadaşlar href olarak. Ve tekrar sayfamı açıyorum. Gördüğünüz gibi artık benim de bir ikonum var. Böyle bir başla ikon ekleme olayı oluyor. Google aramaları çok önemli arkadaşlar. Ama bunu İngilizce yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü yazılımın dili İngilizce, daha fazla kaynak, daha güzel kaynak bulursunuz. Font konusu bu kadar. Yani bu strap Google konu falan diye konularda devam ediyor ama yani Twitter düzeltiyorum. Favicon'u bulmak için iki güzel siteden bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Güzel bir stillendirme örneği. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki ders.